açıklama yaptı. Peki bu tip böyle insanları aşağılayan açıklamaları nasıl yapıyorlar? Yani bu gücü nereden, bu motivasyonu nereden alıyorlar? Genel müdürü Faik açık alın. Baba. Yani şu şeylerle ilgilenirken videoyu kaçırdım. Bir saniye devam ediyorum şu an. Yapı Kredi Genel Müdürü Faik açık alın. Babamın oğlu olmadığınıza göre ben o masrafı alacağım gibi bir açıklama yaptı. Peki bu tip böyle insanları aşağılayan açıklamaları nasıl yapıyorlar? Yani bu gücü nereden, bu motivasyonu nereden alıyorlar? Şirket çalışanları, firma çalışanları kendilerini diğer insanlara üstün görme sanrısına nasıl kapılıyor? Bunu anlatmadan önce teizmi anlatacağım. Teizm nedir? Teist görüş nedir? Teist görüş, yukarıda bir tanrı olduğuna ve insanları kontrol eden, aynı zamanda onları cezalandıran ve ödüllendiren bir tanrı olduğuna inanmaktır. Teizm bir görüş, bir yaşam biçimi diyebiliriz. Yani dünyadaki olaylara müdahale eden bir tanrı olduğuna inanmak. İnsanları kontrol eden değil. Dünyadaki olaylara müdahale eden. Tarihte birçok uygarlık teist görüşlere sahip olmuştu. Yunan uygarlığı, Mısır uygarlığı, günümüzde birçok uygarlık teist görüşlere sahiptir. Yani yukarıda bir tanrı olduğuna inanırlar. Ve bu görüşün getirisi de o tanrıdan korkmayı, o tanrıya tapınmayı gerektirir. Ateizm de zaten teist görüşün karşıtıdır. Yani yukarıda bir tanrı olmadığına, insanları cezalandıran, ödüllendiren bir tanrı olmadığına inanmaktır. Yani ilahlığı reddetmektir. Ateizm bu açıdan bakıldığında din karşıtı değil, tam olarak teizm karşıtıdır. Ancak teizm yaşamaktadır. Peki bunun konumuzla ne alakası var? Yani teizmin yaşamasının Yapı Kredi Genel Müdürü Faik Açıkalın'la ne alakası var? Tanrılar yaşıyor ne demek? Şirket kelime anlamıyla ortak bir firma kurmak, ortaklaşa iş yapmak. Şirk ortak demektir. Şirket ortaklaşmak demektir. Ve insanlar ortak olarak bir iş yaparlar ve işin karını ortak olarak bölüşürler. Şirket budur. Fakat anonim şirket çok daha farklı bir şeydir. Anonim şirket yanında tüzel kişilik denilen bir şey getirir. Amerika'da ortaya çıkmış olan bu yeni şirket mantığıyla tüzel kişilikler gerçek kişiliklerin haricinde mal alıp satabilmektedir. Yani anonim şirket gelmeden önce insanlar şirketleri adına mal alıp satın alamıyorlar. Kendi adına alıyorlardı ve bunu şirket için kullanıyorlardı. Yani malın sahibi, ürünün sahibi veya paranın sahibi insandı. Anonim şirketler gelinceye kadar. Sonra anonim şirketler geldi ve ürünleri şirketler de alabilmeye başladı. Yani Nebuk AŞ herhangi bir mal alabilir, para ödeyebilir, borçlanabilir ve kanun önünde bir insan gibi davranabilir. Yani bir şirket bir insan gibi davranabilir. Fakat şirketlerin insanlardan çok büyük bir farkı var. Şirketler etten kemikten insanlar değillerdir. Bu yüzden ölmezler. Bu ölümsüz şirketler tamamen karlarını daha çok arttırma üzerine kurulu bir yaşam döngüsüne sahiptir ve yaşadıkları bu hayat boyunca hiç durmadan karlarını arttırmak için sermayeyi biriktirirler, daha yüksek bir noktaya gelirler, daha çok büyürler. Günümüzde ekonomi büyüme üzerine kuruludur. Yani şirket büyür, büyür, büyür ve büyür. Daha çok büyümek zorundadır. En büyük hale gelmek zorundadır. Arkadaşlar, kanalın adı ne bu? Nebu CH. Yani büyük ihtimalle ilgisini çekenler olmuştur aranızda. O yüzden söylüyorum. Peki, eceliyle ölmeyen bu şirketler nasıl ölürler? Bu kişilikler nasıl mal kaybederler? Mantıksız öyle değil mi? Tüzel kişilikler sadece tüzel kişilikler tarafından öldürülürler. Şöyle diyeyim. Şirketlerin birbirlerini aldığı haberlerini okuyorsunuz öyle değil mi? Mesela Google YouTube'u aldı. Mesela YouTube'da bundan önce birçok video şirketini içerisine almıştı. Google en çok şirket alan şirketlerden bir tanesidir. Şirket almak ekonomik bir terim olsa da bahsettiğim şekilde baktığınızda tüzel kişiliklerin diğer tüzel kişilikleri yutması demektir. Onları sindirip kendi gücünü kendine katması demektir. Sermayesini yükseltmesi demektir. Yani tüzel kişilikleri öldürecek şeyler yine tüzel kişiliklerdir. Ve bu tüzel kişilikler farkındaysanız rekabet halindedirler. Birbirleriyle savaşırlar. Hiç durmadan savaş halindedirler. Savaş halinde olmayan tüzel kişilikler birleşip kartel denilen olguları oluştururlar. Kartel... Şimdi bir saniye şey videodakiyle ters bir şey söylemeyeceğim. En çok şirket alan Google mı yoksa Disney mi? Çünkü yani
Bilemedim. Bilen varsa bir araştırsın, söylesin. Önü alınamayacak kadar büyümüş rekabet ortamlarında şirketlerin kendi çıkarları için birbirleriyle ortaklık etmesidir. Mesela ilaç kartelleri böyledir. Petrol kartelleri böyledir. Birbirlerini yutmazlar yani, birbirlerini öldürmezler. Bu ölümsüz tüzel kişilikler yaşayabilmek için hangi sermaye, hangi parayı kullanıyorlar? İnsanların, gerçekten etten kemikten olan insanların emeklerini, paralarını kullanıyorlar. Öyle değil mi? Yani bu tüzel kişilikler siz onları beslediğiniz sürece var. İşte mitolojinin bittiği noktadayız. Yunan tanrıları ile bu bahsettiğim tüzel kişilikler arasında gerçekten hiçbir fark yoktur. Hiç. Aynı güçtedirler, aynı ölümsüzlüktedirler ve yine Yunan tanrıları gibi insanları köleleştirirler. Ve Oh. yine Yunan tanrıları gibi bazı köleleştirdikleri insanlar onlar için savaşırlar. Ve kendilerini diğer kölelerden üstün görürler. İşte Ha, en çok şirket alanlardan birisi mi dedi? Tamam, tamamdır. Yapı Kredi Genel Müdürü Faik Açık Alın, babamın oğlu değilsiniz ya, sizden masrafları tabii ki alacağım derken, aynı Yunan tanrılarından bir tanesine tapan bir rahipten farksız. Peki bu durumda biz ne oluyoruz? Biz insanlar, gerçek kişiler, etten kemikten olanlar, eceliyle ölenler, tüm paralarımız şirketlere akar iken, dünyanın %98'i diğer dünyanın %2'si için çalışır iken ne yapıyoruz? Aslına bakarsanız biz şirketler politikalarını, ekonomileri, faizleri vesaireleri almışız ve realite haline getirmişiz. Onların mitolojik kahramanlar olduğunu fark edemiyoruz. Ve bu aslına bakarsanız utanç verici. Daha önce defalarca tanrılarını öldürmüş bir ırk için gereğinden fazla sabrettik. O sondaki şey neydi? Kanalın bir geyiği mi? Devam etsek mi acaba? Devam edelim diyen var mı? Niye Yunan tanrılarını örnek gösterdi ki? En çok bilineni de örnek gösterebilirdi. Ya çünkü şirket denen olay hani şeye bağlamak istedi bence. Şirket ortaklık ya hani. Arapçadaki şirk kelimesi de hani Allah'a şirk koşmak kelimesi de ortak koşmak. Ha, dünyada bir tane şirket olsaydı mesela, sadece bir tane şirket olsaydı, o zaman tek tanrılı bir dini örnek gösterebilirdi. Birçok şirket olduğu için çok tanrılı bir dini örnek gösterdi bence. Ve şöyle bir olay var. Yunan tanrıları bayağı bir orospu çocuklarıydı. Yani bilmiyorum hiç Yunan mitolojisini araştırdınız mı ama ya Zeus tecavüzcü mesela. Helen miydi? Zeus'un karısı kimse işte tam bir kıskanç, çirkef bir kadın. Babası Kronos kendi çocuklarını yiyor. Yani Yunan tanrıları tam şerefsizler, anladın mı? O yüzden belki onları da örnek göstermiş olabilirler. Olabilir. Artemis Kaşar mesela. Elimde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından basılmış ülkemizin en ufak kağıt. Heh, aynen. Halka tecavüz ediyor Zeus kendi zevki için. Tam bir yani şirket şeyi. Parası var. 5 lira. Amerika, İsveç, Kanada, bu tip ülke. Nuri şey demiş. Metroda Porsche ile bizi gören kızları eklesin. Aynen. Nuri'ye ekleyin. Dur bakayım.
biliyorsunuz nakit paradan kurtulmaya çalışıyorlar. Elektronik paraya geçmeye çalışıyorlar. Yani basılı paradan kurtulmaya çalışıyorlar. Çünkü elektronik ortamda para üretilebiliyor. Birçok belgeselde duymuşsunuzdur. İşte parayı anlatan veya komplo teorisi belgesellerinde de duymuşsunuzdur. Kredi sistemi aslında var olmayan paralar üzerine kuruludur. Hemen özetleyeyim. Mesela bankanın 100 lirası var. Size 10 lira kredi verecek değil mi? Bankanın kasasında ne kadar kalır? 90 mı? Hayır, yine 100 kalır. Çünkü banka kendi merkez bankasına ödediği paranın 10 katını kredi verebilme yetkisine sahiptir. Yani havadan para üretme yetkisine sahiptir. Peki bu niye kontrol edilmiyor? Yani insanlar neden havadan para üretmeyle ilgili bir aksiyon almıyorlar? Bu yasa dışı değil mi? Bu kötü değil mi? Aslına bakarsanız bu paranın ruhuna tam olarak uygun bir şey. Bunun için paranın ne olduğunu bilmek lazım. Yani paraya bakış açınızı değiştirmeniz lazım. Bu elimde tuttuğum şey emek karşılığı alınan bir şeydir. Bize öğretilen şey budur. Yani para çalışılarak kazanılan ve başka şeyler almaya yarayan kağıt parçalarıdır. Aslında öyle değildir. Yani paranın bulunmuş amacı ve paranın günümüzdeki anlamı bu değildir. Hemen geçmişe gidelim. Biliyorsunuz insanlar takasla, değiş tokuş ile alışveriş yapıyorlardı paradan önce. Peki değiş tokuş yapamayanlara ne oluyordu? Yani mesela kış ayları geliyor ve benim değiş tokuş yapabilecek hiçbir şeyim yok. Ve erzak almam gerekiyor. Ne yapıyordum? Ölüyor muydum? Hayır. Bana erzak verecek olan kişiye ben yaz aylarında bir koyun vermeyi vaat ediyordum. İşte böylece borçlanmış oluyordum. Peki bunun garantisini kim yapıyordu? Yani bu borçlanmayı kim tutuyordu? Şahitler. İlk başta şahitler tutuyordu. Sonra şahitler yetmeyince, yani insanların biliyorsunuz doğası gereği yalan söyleyebildikleri ortaya çıkınca, şahitler yerine bu borçları tutmak için özel kişiler, özel yetkili insanlar bulundu. İşte ilk muhasebeciler de bunlardır. Ve bu yetkili insanlar kendi şahitlikleri geçerliydi. Fakat borçlanma sistemi o kadar hızlı arttı ki... Baştan sona boş konuşma videosu geç. Ya hayır canım, boş konuşma falan değil. Ya şeyim biraz tekrarı gibi, bilmiyorum izlediniz mi ama... Bir tane vardı ya, Zeitgeist. Zeitgeist'ın biraz tekrarı gibi ama... Anlattığı şeyler yine de mantıklı şeyler. Ya Zeitgeist'ı da izlemediyseniz mesela... Bu da bir özeti gibi olur sizin için. Bu insanlar yetişemedi. Bu yüzden bu insanların yerine geçecek, yani borcun kaydını tutacak olan şey ortaya çıktı. Küçük parçalar ve küçük metal ve taş parçalar. Bunlar herkes tarafından kabul edilmiş ve bu kişinin borçlandığını gösteren işaretlerdi. Para bir borçlanma belgesidir. Yok, tamamen farklı konular değil. Zeitgeist'in kaçıncısını izledin ona göre? Onunla alakalı. Zeitgeist'in parayla ilgili olan bir tane şeyi vardı, bölümü vardı. Mesela az önce kurduğu cümleden direkt örnek vereyim. Para borçtur, dedi. Bu mesela birebir Zeitgeist'te anlatılan şey aslında. Cebinizde olan her kuruş para aslında birine olan borcunuzdur. Bir senettir. Doğru, doğru. Borçlusun abi. Yarın bakkal... Yarın bakkala 1 lira borçlusun mesela. Ya bakkaldan ekmek alacağın için. Yarın akşam bakkala 1,5 lira borçlusun. Su alman gerekiyor. Atıyorum. Ve tarafların üzerine imzaladığı bir senettir. Yok bak, tamamen aynı demiyorum zaten. İkide bir videoyu duraklatıyorum da. Ana fikir şey, Zeitgeist'in ana fikriyle aynı. Bu senet borcu belirtir. Yani siz bununla... Bakkal da elektrik idaresine borçlu amına koyayım. Oradaki elektrik... Sikiyim ananızı ya, yeter. Amına koyayım. Borç senediyle alım gücü sahip olursunuz. Çünkü bu borç senedi birilerinin size borçlandığını gösterir. Yani bende bu 5 lira var ve ben birileri bana tam 5 liralık hizmet, ürün borçlu. Değiş tokuş edilecek şey borçlu. Yani ben emeğim karşılığı olarak para kazanmıyorum. Ben emeğimin karşılığı olarak borç senedi kazanıyorum. Peki bu birileri kim? Yani kim borçlanıyor bana? Ben hemen gidip alayım yani ondan. İşte bu birileri herkes. Yani devlet içerisinde bulunan öğeler devlet adına size hizmet verirler. Ve siz de bu borç senetlerini alırsınız.
onlara verirsiniz. Ve onlar da bu hizmeti yine başkalarından devlet adına alırlar. Siz devletten alacaklı mısınız? Hayır. Devlet bu paraları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bastırır. Ve bu paraları karşılığında bir şey gösterir. Bu şey altındır. Bu biriktirilen, kasalarda biriktirilen altınlar aslında paraların karşılığıdır. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para basarken öyle kafasına göre takılmaz. Böylece para basarak bir şeyleri düzeltemeyiz. Bunu duymuşsunuzdur, enflasyon artar. Çünkü para basılınca o paranın değeri olan mallar sabit kalmaktadır. Bu durumda para artmaktadır. Bu durumda daha fazla para o şeylerin değerindedir. Bu da fiyatların artması demektir. Şimdi havadan para üretmek diyorum ki paranın doğasında var. Bu nasıl oluyor burada, bu ayrıntıda? Havadan bir para ürettiğinizde birileri size borçlanır. Merkez Bankası daha fazla para basmış olarak görünür. Peki bu birileri, yani bizler, devlet, bu paranın karşılığını nasıl gösteriyor? Altın yeterli değilse fiyatların yükselmemesi için bu paranın karşılığını neyle gösteriyor? Borçlanarak. Tahvil denilen şey devletin Merkez Bankası'na verdiği bir şeydir. Hep haberlerde böyle durur. Devlet Merkez Bankası'na tahvil verdi. Böylece para basılacak. Tahvil vermek, ismindeki bu vermek kelimesine takılmamak lazım. Tahvil bir senettir. Devlet Merkez Bankası'na borçlanır. Der ki para bas, fakat bizde o paranın karşılığı yok, haberin olsun. Ve devletler bankalara borçlanırlar. Burada şunu diyebilirsiniz: Merkez Bankası devletin değil mi? Hayır. Daha önce bahsettiğim kartelleri hatırlıyor musunuz? Hani şirketlerin ortak amaçlar için birleşip tek bir şirket gibi hareket etmesi. Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ülkemizdeki bankaların karteli konumundadır. Hepsinin ortaklığını yaptığı bir sistem konumundadır. Devlete ait değildir. Ve merkez bankaları toplamda Dünya Bankası'na bağlıdırlar. Yani toplamda bir kartel, büyük kartel daha vardır. Bu durumda aralıksız borçlanan devletlerimizin bu borçlarını kim ödüyor? İşte borçlu doğmak denilen şey bu. Günümüzde bir bebek doğduğunda borçlanmıştır. Borcu vardır ve bunu ödemek zorundadır. Bir şekilde devlet bunu ona ödetir. Burada en başa geri dönüyoruz. Para emeğinizin karşılığı değil. Para bir borç senedi. Ve olan şey tamamen borçlanmak. Var olan bir şey yok. Sadece borçlar var. Peki bu hafta gelip de niye para gibi bir konuyu anlattım? Para kazanmak denilen şey aslında alım gücünün artması. Parayla alınan değil, borçla alınan şey gücünün artması. Günümüzde bir şeye sahip olmanızın pek de bir imkanı yok. O kadar büyük bir borç yükü var ki üzerinizde, sahip olduğunuz hiçbir şey sizin değil. Hiçbirinin karşılığını tam olarak ödemediniz. Günahsız doğmak denilen şey var ya, o şey yok. Şirketlerin tanrılaştığı bu dönemde borç bir günahtır. Ve günahsız doğamazsınız. Ve o kadar fazla günahınız var ki bunu hayatınız boyunca uğraşarak ödeyemezsiniz. İşte tam olarak ilk dönemde... Gel ama gir hikayelere. Bir saniye. Porsche'ye bir daha bak güzel kardeşim, hikayeler videosunu çeksene. Sabah akşam izliyorum. Çok uzun sürüyor ya o videoyu çekmek. Ve çok uzun bir video yani. Bahsettiği şey. Tanrılar bize zulmetmekte haklı. Çünkü biz günahkarız. Umarım 3. videoda güzel bir çözüm önerisi vererek videoyu kapatır. O zaman işte derim ki mükemmel bir üçleme yapmış derim. Yani çözüm önerisi vermek dediğim böyle, bu durumdan ancak şu şekilde kurtulabiliriz. İnsanlık olarak falan. Bu hayat çiçeği miydi? The Flower of Life. Bu bayağı şey bir sembol ya. Derin bir sembol yani. Çok anlamlı bir sembol. Ama anlatması böyle, nasıl desem, saatler falan sürer. Politikacıları paraya tamah etmekle suçluyoruz. Ancak mülk sahibi olmak, parası... Evet, hayat çiçeği Nebuch'un en sevdiği sembollerden biri, matematiksel bir sembol. Doğru, aynen. ...sahibi olmak, ekonomi, bunlar politikadan önce de vardı. Hatta politika bu sistemlerin üzerine bir düzenleyici olarak kuruldu.
yani insan yönetimini ekonomik anlamda ele alacak bir biçimde kuruldu politika. Elimizde bununla ilgili antropolojik kanıtlar var. Peki suçlamaya doyamadığımız bu ekonomik odakların, politikacıların tek günah insanları ölüme sürüklemeleri, açlık veya konform eksikliği gibi şeyler mi? Tek günahları bunlar mı? Bu yüzden mi suçluyoruz? Hayır, aslında ekonomik odakların bundan çok daha büyük günahları var. Ancak bunlar üzerinde yeterince konuşmuyoruz. Enerji kaynakları üzerinden yapılan kavgaların dünyaya verdiği zararlar çok barizdir. Öyle değil mi? Yani son 10 yıla bakan insanlar enerjiler için yapılan savaşlar ve antlaşmaları görecekler ve bunların zararlarını göreceklerdir. Ortadoğu zaten insanlık onları açısından bir utanç kaynağı diyarıyken, enerji kavgalarına bir de batılıların katılması ile artık tarih kitaplarını nasıl yazacağını bilemeyeceğimiz kadar tiksindirici politikaların merkezi halinde. Burada elbette şu deniyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla bu tip savaşların önüne geçilecek insanlar bu tip enerjinin getirdiği sorunları kat edebilecekler, alt edebilecekler. Ancak bu tamamıyla kör bir iyimserlik. Dünyamızdaki tüm enerjilerin kaynağı güneş. Ve biz sanayi devriminden önce güneş enerjisini, daha doğrusu dünyadaki enerjileri kullanmak için direkt yolları seçmek zorundaydık. Güneşten direkt yetişen meyveler, direkt güneşte yetişmiş olan bitkileri yakarak yapılan ısınma, bunlardan elde edilen enerjiler söz konusuydu. Ancak sanayi devrimiyle beraber güneş enerjisinin depolanmış halini kullanmaya başladık. Yani nedir? Fosil yakıtlar, kömür, petrol, dünyada güneşi kullanmış canlılardan biriken milyonlarca sene içerisinde... Aynen, şeyi fark ettiniz mi? Aslında yediğimiz her şey dönüştürülmüş güneş ışığı. Fark ettiniz mi bunu? Aslında bildiğin güneş ışığı yiyerek yaşıyoruz. Bayağı şaşırmıştım bunu ilk fark ettiğimde. Bizim kullanabileceğimiz hale gelen biyolojik enerji sanayi devrimimizin baş yakıtı olmuştu. Şimdi bu depolanmış güneş enerjisi, yani fosil enerji, bitmeye yaklaşmışken, insanlar bunlarla ilgili tartışmalar yaparlarken elbette akıllarına öncelikle yenilenebilir enerji kaynakları gelecek. Ancak ekonomi odaklarının ilgisini çekebileceği yenilenemeyen ve... Nasıl yani, biraz daha açar mısın? Ya işte mesela ağaçtaki meyveyi yiyorsun. Ağaç aslında güneş ışığı sayesinde besleniyor. Ya da koyun yiyorsun. Koyun çimenle besleniyor. Çimen de güneş ışığıyla besleniyor. Ya da ne bileyim. Yani yediğin her şey, ya da yediğin her şeyin yediği her şey, ya da yediğin her şeyin yediği her şeyin yediği her şey güneş ışığından besleniyor. Öyle. Oldukça cezbedici bir enerji daha var. Bir enerji alternatifi daha var. Isı enerjisi. Güneşteki ısıdan bahsetmiyorum. Gezegenimizin kabuğunun altında insan ırkına milyarlarca sene yetecek kadar ısı enerjisi bulunmaktadır. Henüz teknolojik yetersizlikten dolayı bu enerjiyi işleyemiyoruz ve etkin bir biçimde kullanamıyoruz. Ancak yumurta kapıya dayandığında ekonomik odaklar bunu işleyecek yollar arayacaklardır ve daha maliyetini düşürücü ve insanlığa daha kolay ulaştırabileceği yollar arayacaklardır. Böyle deyince sanki güzel bir şeyden bahsediyorum, öyle değil mi? Milyarlarca sene yetecek kadar yakıt var ve onu işleyebilecek teknolojiye varmak üzereyiz. Ve varmak isteyeceğiz. Bundan daha iyi ne olabilir? O şekilde değil. Fosil yakıtlar bittiğinde o tatlı güneş panellerinin ve pırpır eden güneş pervanelerinin yeşil enerjisi bizi doyurmayacaktır. Direkt olarak biz yer kabuğunun altındaki dünya çekirdeğinin enerjisini almaya çalışacağız. Fakat bunu alırken o enerji ne kadar bol bulunuyor olmasına rağmen... Bence... Ben bir şey diyeyim mi? Bu kısım biraz fazla karamsar gibi. Çünkü benim araştırdığıma göre, ben kimim ki, ama benim araştırdığıma göre güneş enerjisini yeterince iyi bir şekilde kullanabilirsek bize yeter de artar bile. Ama ben kimim ki? Dünyamızda yine savaşacağız. Çünkü biz bunu hep yapıyoruz. Peki tabii ne? Mesela güneş enerjisini şey yaparsak, yeterince iyi kullanırsak, bu sefer güneş enerjisini geçmişten örnekler vererek açıklayacak. Tamam, bakarız. Güneş enerjisinin yine birisi sahibi olacak. O güneş panellerinin yine birisi sahibi olacak ve güneş enerjisine kim sahip diye bu sefer yine savaşacağız. O kısmı doğru. Yani savaş, war never changes. Neden savaşacağız? Öncelikle bunun için petrole tekrar bakmak lazım. Petrol için niye savaşıyoruz? Petrol sadece Orta Doğu ve Araplarda mı var? Sadece onlar mı çıkarabiliyorlar? Veya neden bütün savaşlar petrol adına oralarda oluyor da başka yerlerde olmuyor? Çünkü petrol başka yerlerde de bulundu. Kuzey Avrupa ülkelerinde, Kanada'da bile petrol bulundu. Birçok yerde petrol var. Fakat sadece
o savaşılan bölgede petrol o kadar ucuza çıkarılabiliyor. Amerika'nın Kanada'ya henüz demokrasi götürmemesinin sebebi Kanada'da çıkan petrole henüz muhtaç olmuyor olmamızdan dolayı. Aynı şekilde yer kabuğunun enerjisini işlemeye başladığımızda da aynı politikaları izleyeceğiz. En kolay nerede işleniyorsa, en kolay nereden ulaşılabiliyorsa o enerji, oralara akın edeceğiz, oralara demokrasi götürmeye çalışacağız veya oralara fanatik teistlerden örgütler koyup oraların yok olmasını sağlayacağız. Ekonomik odaklarını, bunları göremeyecek kadar... Senin dediğin şey Dyson küresi. Yok, Dyson küresinden bahsetmiyorum. Dünya üzerinde güneş panelleriyle yeterince... Efektif güneş panelleriyle dünyanın elektriğinin mesela tamamını karşılayabiliriz. Bakayım. Mars'a gittiğimizde böyle bölge paylaşımı nasıl olacak acaba? Onu merak ediyorum. Yönetim, ekonomi neye göre düzenlenecek acaba? Aynen. Galiba yanlış hatırlamıyorsam Amerika'da bir tane şey vardı. Uzay anayasası tarzı bir şey vardı. Neyse. Tamam. Yani onun hakkında hatta Vsauce'un bir tane videosu vardı. Who owns the moon? Ayın sahibi kim? Diye bir videosu. Onu izleyebilirsiniz. İngilizce bileniniz varsa aranızda. Bu kadar büyütmüş olan bu büyük tanrıların günahları bunlarla sınırlı değil. Şubat 2013'te Rusya'ya bir meteor düşmüştü. Hatırlıyorsunuz. Düşmüştü diyorum ancak bu meteor düşmemişti. Yani yerden 27 kilometre üstte patlamıştı. Henüz yere düşmemişti. Fakat patlaması Nagasaki'ye atılan atom bombasının 30 katıydı ve 1500 insanı yaraladı. Peki bu korkunç meteorun boyutu ne kadardı? Sadece 17 metre. 17 metrelik bir meteor yerden 30 kilometre üstte patladığında 1500 kişiyi yaralıyor. Peki biz bu meteorun gelişini neden göremedik? Çok küçük olduğu için, öyle değil mi? Çok küçük olduğu için. Peki biz çok küçük meteorları göremeyecek bir teknolojiye mi sahibiz? Hayır. Bu kadar küçük bir meteorun bu kadar büyük zarar vereceği biliniyordu. Düşünsenize bundan birazcık daha büyük bir meteor yere düşmüş olsaydı, yani yerde patlamış olsaydı, yere daha yakın patlamış olsaydı katastrofik bir etkisi olacaktı. Peki bizim bunları görebilecek teknolojimiz, bunları engelleyebilecek teknolojimiz varken neden kullanmadık? 2013'te Rusya'ya çarpan meteordan birkaç sene önce astrofizikçiler, şimdiki ismi NEOWISE olan bir proje Birleşik Milletler'den fon istedi. NEOWISE daha gelişmiş uydu sistemleri ve daha gelişmiş alarm sistemleriyle bu tip küçük meteorların da atmosfere girmeden çok öncesinden belirlenmesine yarıyor. Birleşmiş Milletler reddetti. NEOWISE projesine verilmesi gereken fon savaş harcamalarına gitti. Ve Rusya'ya bu meteor çarptıktan sonra şimdi nedense bildiğiniz gibi NEOWISE projesi adıyla tekrar bu proje hayata geçirildi ve tüm hızıyla sürdürülüyor, fon da alındı. Çünkü ekonomik odaklar kafalarına bir meteor düşeceğini bile hesaplayamayacak haldeler. Ekonomik tanrılarının en çok göze batan, en iddialı oldukları konu çıkarlarını korumak, öyle değil mi? Fakat görüyoruz ki çıkarlarını korumaktan acizler. Böyle bir proje, NEOWISE gibi proje halkın oylamasına sunulmuş olsaydı oradan fonsuz çıkmayacağı belliydi. Halka 17 metrelik bir meteorun Nagasaki'nin 20 katı gücünde olduğunu ve bunu yere çarparsa milyonlarca kişiyi yok edeceğini söylediğinizde oradan fon alırsınız halk oylamasında. Fakat bunu ekonomik odaklara söylediğinizde alacağınız cevap savaş harcamaları oluyor. Bizi yöneten politikacılar, ekonomik odaklar o ince hesaplarına rağmen çok gerçek, çok net bazı sonuçları göremiyorlar. Gözü dönmüşlükleri, cimrilikleri ve egoları onların gerçeği görmelerini engelliyor. Yani ekonomik odakların çok zeki ve ince hesaplı oldukları için orada olduklarını düşünüyorsanız Rusya olayına tekrar bakın. Rusya'daki meteor herhangi başka bir yerde, çok daha yere yakın bir yerde patlayabilirdi. Ve bunu bilmemiz imkansızdı. Bilebilecek imkanlara sahip olmamıza rağmen. Yani bu tanrılar ne yazık ki o tanrılar değiller. Değil mi? Nuri çok iyi bir yere parmak basmış. Para temalı konuya nasıl geçecek acaba demiş. Ve geçmedi. Hakikaten de geçmedi ya. Aga çok üzüldüm. Güneş sistemi bu, değil mi? Okey. Ölüm müydü? Nebuh ölüm. Kişisel video bloguma hoş geldiniz. Geçti, sizi anlamadınız.
Porçay bana borçlusun, sana para attım. Niye geçsin ki? İlk önce paradan bahsetti. Sonra paranın geçmişinden, daha sonra parayı yönetenlerden bahsetti. Aynen işte. Parayı yönetenlerden bahsetti. Ama sanki ilk iki videodaki konular birbiriyle daha bağlantılıydı. Üçüncü videoda, yani kapanış videosunda ben başka bir şey bekliyordum mesela. Kapanış videosunda şöyle bir şey olabilirdi. Böyle böyle bir sistem, böyle böyle bir sistem yarattık falan filan. Ve çözüm şu, bundan uzak kalmalıyız falan filan. Ben ne bileyim, buraya gelip bu kanalı izleyip yeterince karamsar olabilirim. Böyle karamsar demeyeyim, daha doğrusu gözü açık diyeyim. Bir şeyler öğrenebilirim ama kendime bu sistemin içinde kısılı bir şekilde hissedeceğim ve adam bana bu kadar şeyi bilmesine rağmen bundan nasıl kurtulabileceğimizi insanlık olarak göstermedi. Böyle şu an havada kalmış gibiyiz, anladın mı? Yok, adamın konsepti o şekilde değil. Mesela videoları da sezon şeklinde yapıyor ama o kadar birbiriyle bağlantılı olmuyor başlık. Aynı konular farklı, öyle düşün. Anladım. Yani adam içini döküyor diye deyip geçelim. Adam içini döküyor. Evet. Saygı duyarım. Son olarak şu videoyu izleyeceğim bu kanaldan. Ölüm.